Elon Musk'tan bir sosyal medyada paylaşım var. Onu konuklarımıza sormak isterim. Musk'tan Trump kazandı mesajı geldi. Şu an ekranlarınızda da Elon Musk'ın sosyal medya X'ten yaptığı paylaşımı görüyorsunuz bir yandan. Trump kazandı diyor. Evet, Oyun, bir tenis set deyimi ve maç. kullanmış. Evet, oyun, set, maç diyor. Aslında Sayın Demirkol'a bunu sorarak devam edelim. Sonra Kerin'le yayında Kerin'in anlattıkları üzerinden de konuşmak isterim bir yandan ama Musk'ın bu tweetine ne dersiniz Sayın Demirkol? Şimdi Elon Musk da zaten sıkı bir Trump destekçisi ve biraz nevi şahsına münhasır bir kişilik. Aslında başından beri daha sandıklara gidilmeden Trump ve Elon Musk seçimi kazandıklarını zaten ilan etmişlerdi. Yani Trump'ın biz bu seçimi kaybedersek bu sadece hile yoluyla olur gibi bir açıklama yapması aslında seçimi zaten hani doğal olarak kazanması gereken kişinin hatta büyük bir farkla kendisi olacağı yönünde bir imaj çiziyordu topluma karşı ve şöyle de bir yaklaşımı vardı. Yani eğer onlar açısından olumsuz bir sonuç çıkar da Kamala Harris kazanırsa muhakkak buna karşı bir direnç göstereceğini söylüyordu. Hatta bir adım daha ileriye gitti. 2020'de başkanlığı bırakmamalıydım gibi bir ifade kullandı. Yani aslında Trump açısından kazansa da kaybetse de kazandığını iddia ederek seçim sonrasındaki süreci de bu şekilde yürüteceğini söyleyebiliriz. Yani Elon Musk da bu anlamda Trump gibi dediğimiz gibi yani nevi şahsına münhasır bir kişilik olduğu için Evet. o da bu algı ve toplum üzerindeki bu baskıyı, bu mesajları devam ettiriyor. Şimdi ben biraz Türkiye tarafına bakmak istersem, şimdi açıkçası ben şöyle düşünüyorum. Yani Kamala Harris ya da Donald Trump'ın gelmesi Türkiye açısından çok büyük bir değişikliğe sebebiyet vermeyecek. Bunu niye söylüyorum? Birincisi, Amerikalı seçmenin yaklaşık sadece %5'i civarında dış politikaya dayanarak oy kullanıyor. Yani Orta Doğu'daki hadiseler, Türkiye'nin terörle mücadelesi, yani Amerikan halkının çok da umrunda ya da umursadığı şeyler değil. İkinci noktaya bakarsak, şimdi Türkiye'nin Trump döneminde ve ya da genel olarak Cumhuriyetçiler ve Demokratlarla geçirdiği sürece baktığımız zaman, şimdi PKK, PYD, FETÖ 3 tane temel terör unsuruyla Türkiye Amerika ile doğrudan karşı karşıya geliyor. Şimdi Demokratlar ya da Cumhuriyetçiler döneminde hangisi bize karşı olumlu adım attı? Yani Trump diyor ki ben kendi askerimi çekeceğim. Bu ne demek oluyor? Bölgede vekalet güçleriyle devam edecek. Yani şöyle sorayım ben size. İzleyenlerin de takdirine bırakalım. Kuzey Suriye'de Amerikalılarla birlikte devriye atan bir PYD ya da Amerikalıların bütün diplomasi desteğini almış, ağır silahlarını almış, bütün lojistik desteğini almış ve dokunulmaması için uluslararası platformlarda destek verilen devriye atan bir PYD. Yani bizim açımızdan ikisi de risk teşkil ediyor. Bunu unutmamak lazım. Rahip Brunson meselesi var. Trump'ın Türkiye'ye özellikle ekonomik anlamda köşeye sıkıştırmak için elindeki bütün enstrümanları kullandığını biliyoruz. İkinci nokta, Orta Doğu'ya bakarsak, yani İsrail güvenliğinin öncelikli Amerikan politikası olduğunu Harris de Trump da söylüyor. Hani ne olur birinde daha saldırgan olur, birinde daha yavaş ilerler ama netice itibariyle hani birisi gelir de Orta Doğu'da barışı getir. Mesela Trump diyor ki ben Orta Doğu'da barışı getireceğim. Ya bakıyorsunuz Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul eden ve temsilciliğini Kudüs'e alan Trump. Veya İran'la İsrail arasındaki misillemede ben olsaydım nükleer tesisler çoktan vurulmuştu. Sonrasını konuşuyorduk. Ya da Gazze şeridi yeni bir Monaco yapılabilir. Orası komple boşaltılmıştı. Yeniden inşa edilsin diyen de Trump. İki Yani devletli çözüm diyen hocam, Golan aynen öyle kabul yani eden. iki Daha bir sürü devletli şey var hocam çözümü yani aklımızda. kabul etmeyen, bu haritaları işte Netanyahu'nun haritalarını onaylayan Trump. Türkiye burada müstakil olarak kendi politikalarına devam ettiği sürece, yani bunun tabii çok açılımı var, çok da uzatmayayım ama Türkiye müstakil savunma sanayinde, bölge politikalarında, terörle mücadelesinde müstakil şekilde hareket ettiği sürece ister Harris, ister Trump, ister isimler değişsin, Amerika'nın bölge çıkarlarına karşı politika yürüttüğü Peki. sürece karşı karşıya gelecektir. Şimdi konuşmaya devam edeceğiz. Yani savaşları hangi aday bitirir? Türkiye ile ilişkiler anlamında hangi aday daha yararlı? Bunu konuşacağız ama Musk'ın tweet'i hala ekranlarda. Onu son yönetmenim 2 dakika diyor sanırım. Son 2 dakikamız. Sayın Tuncer, Musk'ın tweet'ine bir dönelim yeniden.
Trump'ın zaferini ilan etti adeta. Trump, Elon Musk, Trump kazandı mesajı geldi. Oyun, set ve maç ifadeleriyle. Nasıl yorumlarsınız? Aslında bir tenis maçı gibi değerlendirmeye çalıştı. İşte ilk önce oyun, daha sonra set, en sonunda maçı kazanacağız diye. Evet, şu anki görüntü Trump'ın kazanmaya yakın olduğu yönünde. Evet, bu seçimin aslında bir diğer önemli yanı da aslında bu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kutuplaşmanın da zirvesi diyebiliriz. İşte tarafların bölünmesi, sınırların net bir şekilde ayrışması, söylemlerin birbirinin zıttı olması ama aynı zamanda da seçmen geçişinin de belki de en çok tartışıldığı seçim diyebiliriz. Özellikle Donald Trump cephesinde son birkaç gündür, son birkaç haftadır demokrat ünlülerin cumhuriyetçi olduğunu açıklaması veya işte demokrat valilerin Donald Trump'a destek açıklamaları o toplumsal tabanda oluştuğu görülen kutuplaşmanın tam da tersi bir seyrin olabileceğinin de göstergesi. Bu açıdan Amerika Birleşik Devletleri dünyanın geri kalanından oldukça farklı ama kutuplaşma açısından tam da dünya gündemine uygun bir kutuplaşma. İşte dünyada ki benzer kutuplaşma Avrupa Parlamentosu'nda seçimlerinde gördüğümüz benzer ayrışmanın bir benzerinin yaşandığını görüyoruz ki bu işte 20. yüzyılın sonunda ortaya çıkan yeni sağ yaklaşımın aslında 21. yüzyıldaki bir tezahürü Donald Trump'ın söylemleri ve politikası ki Donald Trump'ın ikinci dönem başkanlığının da yakın olması yeni tartışmaları da beraberinde getirecektir.